سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير والعسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: حق الرجل على زوجته أن تطيع أمره وأن تبر قسمه وأن لا تهجر فراشه وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل عليه من يكرهه. صدق Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı azam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz ruhu için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Hakkur raculi ala zevcetihi, erkeğin karısı üzerinde hakkı en tuti'a emrahu, emrettiği zaman şeriata aykırı olmayan emrine itaat etmesi bir. Ve en temerru kasemehu, bir yemin yaptığı zaman kocası bir şey yapacağım veya yapmayacağım diye, ki bu da şeriata aykırı olmamak kaydıyla onun yeminini yerine getirmesinde yardımcı olması. Ve en la tehcura firâşehu, ve yatağını terk etmemesi. Evet, kocalık hakkını elde etmek için davet ettiği zaman yatağını terk etmemesi. Hazreti Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerifte de hakkı zevci en la temna'uhu min nefsihe ve inkâne alâ zahri katabin, binekte olsa bile kocasının isteğini, bu isteğini reddedemez, etmemesidir, hakkıdır. وَنْ لَا تَخْرُجَ اِلَّا بِيِذْنِهِ, kocasının izni olmadan evinden çıkmaması, bir yere gitmemesi. وَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ, kocasının istemediği kimseyi evine almaması, evine almaması. Girmesini sevmediği adamı veya girmesini istemediği adamı, diyor ki babası olsa bile, ve inkâne nehu ebîhe ev ümmihe, kadının annesi babası olsa bile, evet başka kocasından, bundan evvelki kocasından, ayrılmış olduğu kocasından olan çocuğu olsa bile evine kocası izin vermeden sokmaması. Eğer bunları yaparsa infalet esmet, evet günahkar olur, günahkar olur. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından şimdiye kadar olan şey budur. Evet, kocaların istekleri şeriata aykırı olmamak kaydıyla burada bir kısmı söylenen hususları kadınların, hanımlarının bozmaması, karşı gelmemesi, ondan dışarı çıkmaması
vaciptir. Vacibetün lehen. Evet, onlara vaciptir. Tabarani Temim-i Dari'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hakkun alellahi avnu men nekaha eltimase el-afaf. Evlilikten bahseden bir diğer hadis. Bir kimse namusunu korumak, zina yapmamak, zinayın önceleri olan şeyleri yapmamak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini işlemek, iman neslinin, Müslümanların çoğalmasını istemek kaydıyla, evet, namusunu korumak kaydıyla, eğer amma harramallahu ve Allah'ın diğer haram kıldığı şeylerden, zina ve onun öncüsü olan şeylerden, bu gibi Allah neyi yasak ettiyse onları işlemeyeyim diye bu maksatla eğer şey ederse, evlenirse Allah'ın o evlenene yardım etmesi haktır. Şimdi aslında yukarıda vaciptir dedi. Burada haktır diyoruz çünkü vücub alallah. Allah'a her şeyin, yani böyle Allah şunu yapmaya mecburdur. Aslında ifade öyle. Ama onu söylemek edepsizlik olur. Onu düşünmesek bile onun için haktır diyoruz. Yani garantili olduğunu ifade etmek için Peygamberimiz bu ifadeyi kullanmış. Yoksa Allah'ın hiçbir şey yapmaya mecbur olduğu hiçbir şey yoktur. Ama ifade o, hakkun alallahi, Allah'a vaciptir. Evet, böyle sırf dinini, namusunu, ırzını korumak, İslam neslinin çoğalmasını sağlamak maksadıyla bir kimse nikahlanıyorsa, evleniyorsa Allah Celle Celaluhu'nun ona yardım etmesi haktır diyor. Evet. Bir başka hadiste de Allah ona rızık kapılarını açar. Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ يَكُونُ فُقَرَى يُعْنِهِمُ اللّٰهِ. Ben kendimi zor geçindiriyorum, ailemi nasıl geçindireceğim, çoluk çocuğumu nasıl geçindireceğim diye fakir olsa bu maksatla evlenmemezlik etmesin. اِنْ يَكُونُ فُقَرَى يُعْنِهِمُ اللّٰهِ. Evlenenler, bu maksatlarla evlenenler Allah fakir olsalar bile يُعْنِهِمُ اللّٰهِ, Allah onları zengin eder. İşte bu ayet nazil olduktan sonra Hazreti Ömer, evlenmeden zenginlik peşinde koşanın aklına şaşarım diyor. Evet, hadiste böyle. Evet, el amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Evet, ameller niyetlere göredir. İşte bu maksatlarla, bu niyetlerle evlenirse bir adam, Cenab-ı Hak onun işlerini kolaylaştırır, geçimini kolaylaştırır. Evet, min haysu la yuhtesab, hesap edilmeyen, beklenmeyen yerlerden kapılar açar, rızık kapıları açar, genişlik verir. Ameller niyetlere göredir ve umur bi makasidihâ, işler güdülen maksatlara göre değerlendirilir. Allah da ona göre yardım eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Evet, hakku tukatihi, hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühellezine amenü, evet, ey müminler, ittakullâhe hakka tukatihi, Allah-u Zülcelal Hazretlerinden hakkıyla korkun. Evet, hakkıyla nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun, ancak Müslümanlar olarak ölün. Müslüman olduğunuz halde ruhunuzu teslim edin. İslam'dan, Allah korusun, başka dine geçmeyin. Ayet-i Cellesinde, evet, hakka tuhati ne demektir? Hakkıyla korkmak ne demektir? Allah'tan hakkıyla korkmak. En yuta'a felâ yu'sa. Evet, Allah-u Teala'nın rızasını kazandıracak işlere, işleri yapmak, itaat etmektir. Asla ona isyan etmemektir. Tarfata aynin, göz açıp yumacak kadar bile Allah'ın emirlerine karşı gelmemektir. Hakkıyla korkmak. Evet.
Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getirmekte bütün gücünü harcamaktır. Evet, haramlardan sakınmaktan bütün gücüyle çalışmaktır. Vettekullâhe mestatâtum. Evet, Allah'tan elinizden geldiği kadar korkun. Tabii imkanımız dahilinde olan şeylerden sorumlu değiliz. La yukellifullahu nefsen illa vis'aha. Miraç'ta bize lütfedilen muazzam bir lütuftur. Başka milletler çok ağır hükümlere tabi idiler. Beni İsrail malının dörtte birini zekat veriyordu. Biz kırkta bir veriyoruz. Onlar 50 vakit namaz kılıyordu. Biz 5 vakit namaz kılıyoruz. Ve onlardan daha çok kazanıyoruz. Evet, böyle hafifletildi o. İşte bu hata ettikleri zaman hiç hata affedilmiyordu. Gereken ceza veriliyordu. Halbuki bizde kasten olan şeylerde ceza verilir. Hata olan şeyler affedilir. Tevbe kabul edilir. Allah merhamet sahibidir. Ümmet-i Muhammed'e böyle kolaylıklar ihsan etmiş. İşte elinden geldiği kadar Allah'ın emirlerine imkan yok. Evet, şimdi namaz dinin direği. Direk olmazsa bu kubbe ayakta duramadığı gibi, namaz yoksa din direği, İslam binası ayakta durmaz. Her an çökebilir. Onun için namazı mutlaka kılmak lazım. Zaten ahirette de baraj sorusu namaz. Evvel ma yuhasebe bihi abdu es-salatu. Kulun hesaba çekileceği ilk madde namazdır. Eğer onda kazanırsa arkası kolay diyor Peygamberimiz. Onda kazanamazsa işler zor. Ha, daha evvel ayette söylemiştik, gene hatırlatalım. Dünyada kötülük görmediğiniz komşunuz, asker arkadaşınız veya dükkan komşunuz, arkadaşınız, merhabalaştığınız kimse kötü bir adam değil, hiç kötülüğünü görmediniz. Cennete gittiniz öbür tarafta. Cennette olanlar koltuklara yaslanacaklar. İnne ashabel cennet fi şulun alel araiki müttekiyun ala araik. Koltuklara yaslanacaklar. Orada çok güzel anlar geçirecekler. Bir ara cehennem gösterilecek onlara. Şükürler artsın diye. Yani oraya gitselerdi ne olacak? Şimdi ne haldeler? Daha çok şükürler artsın diye. Allah'ın lütfunu bizzat görsünler diye. Bir bakacak ki dünyada hiç kötülüğünü görmediği, iyi adam zannettiği adam da orada cayır cayır yanıyor. Evet, niçin girdiniz oraya? Neden oraya düştün arkadaş? Sen iyi bir adamdın, ben senden bir kötülük görmedim. Aynen ayet bu. Galu derler ki, lem nekü minel musallin. Biz namaz kılmıyorduk arkadaş. Namaz kılanlardan değildik. Evet, iyiydik ama şimdi de ne diyorlar? Önemli olan kalp temizliğidir. Sen oraya bak. Tamam. Biz kalbimiz kötü olsun demiyoruz da Allah da böyle buyuruyor. Hem kalbin temiz olacak hem de namazın geçirmeyeceksin. Namaz maddesinde kaybettim, cezamı çekiyorum arkadaş diyecekler. Ayet böyle. Evet, işte namazı mutlaka kılacak. Allah'ın emri mutlaka kılacak. Allah'ın emri böyle isyan etmeyecek. Bunun gibi emirlerini mutlaka yerine getirecek ve asla gevşek davranmayacak. Tarfata aynin, göz açıp yumacak kadar bile olsa bütün gücüyle mastatatum ona sarılacak. Ben yezkura fela yense veya ben yüzkara fela yünse. Allah-u Teala zikredilmeli, unutulmamalı. Hakka tuvatik bir manası. Kişinin Allah-u Teala'yı her vesileyle hatırlaması, asla unutmaması. Hakkıyla Allah'tan korkmanın bir maddesi bu. Ne demek? Bir işe başlarken Allah'ı hatırlayacaksın. Lütfetti, yardım etti, sağlık, afiyet verdi. Bak burada ben konuşuyorum. Sen de burada camiye geldin. Hadis dinliyorsun. Gelemeyenler var. Değil mi efendim? Dükkanın işine başladın mı, sağlık afiyet verdi. Bak böyle bir dükkan. Bismillahirrahmanirrahim.
yemeye başlarken, işe başlarken, konuşmaya başlarken, yazmaya başlarken, bir işe, ilk işe de Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın yardımıyla, lütfuyla başardım, başlıyorum. Hemen Allah hatırlayacaksın. Allah'ı zikretmesi, unutmaması, Allah'tan hakkıyla korkmanın bir anlamı. Evet, yarın şuraya gideceğiz. Garantin var mı? İnşallah. Yine Allah hatırlayacaksın. Her durumda Allah'ı zikretmesi, hakkıyla tukati, hakka tukati'nin manası öyle diyor Peygamberimiz. İnşallah. Şöyle olacak, böyle olacak. İnşallah de. Müslüman, inşallah de. Bak, Peygamber uyarıyor seni. Bir 5 dakika sonra yaşayacağın garantin var mı? Yok. İnşallah de. İnşallah. Evet. Bu müminin mutlaka uyması gereken. Ondan sonra birisi sana sataştı, hep söylüyoruz. Sataştı. Evet, Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Kötüler size sataştığı zaman galu selama, selam derler. İt yürür, kervan yürür. İşine bakar. Şeytan seni gönderiyor. Ona, sana gönderiyor onu. Senin de ağzını bozduracak. O onun yoluna girmiş zaten. Seni de yolundan alıkoymak için sövüyor, bir şeyler yapıyor. Sen de ona uymayacaksın. Galu selama, selam deyip benim senin gibilerle işim yok diyecek. Sataşmayacak, ona dalaşmayacak. O zaman ne olacak? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ağzından küfür çıkmayacak, kötü bir laf çıkmayacak. Allah hatırlayacak. Allah'ın gücü, kudreti olmasa hiçbir kötülüğe engel olunmaz. Hiçbir iş yapılmaz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu her gün en az 100 defa söylemek lazım. 101 defa ki belalar defolsun. Olmadı 301'e çıkar. Olmadı 1000'e çıkar. Mutlaka belalar def eder. Ondan sonra başaramadın. Neden herkese veriyordu, ben kazanamadım diye Allah'a isyan etme. Allah ne yaparsa güzel yapar. Allah'a isyan etme. Allah büyüktür. Burada olmadı, yarın olur. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir. Ne güzel vekildi. Hemen Allah'ı hatırlayacaksın. Evet. Gene çok güzel bir çocuk gördün, ev gördün, güzel araba gördün. Vay vay şuna bak be deme. Nazar değdirirsin. Hasta edersin. Arabayı devirirsin. Nazar haktır. Maşallah. Allah dilemiş de yaratmış ya. Ne güzel çocuk. Allah dilemiş de vermiş ya. Ne güzel araba. Hemen Allah hatırlayacaksın. Maşallah. Evet. Bir musibet şeysi duydun. Hemen Allah hatırlayacaksın. Niye öldü ya? Daha dün beraberdik demeyeceksin. Müminin her an Allah'tan hakkıyla korkmasının maddelerini sayıyoruz. Peygamber sayıyor. Evet. O zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz de zaten Allah'ın elindeyiz. Onun başına gelecek. Yarın bizim başımıza gelecek. Dönüp dolaşıp varacağımız yer o. Diyeceğiz, hemen Allah'ı hatırlayacağız. Ondan sonra gece gündüz, gece gündüz La ilahe illallah, La ilahe illallah diyeceğiz. Dilimizi buna alıştıracağız ki ilk söz La ilahe illallah olursa diyor Peygamberimiz, bir müminin son sözü Men kâne ahiru kelâmihi La ilahe illallah dehalel cennem, cennete girer. Arada 1000 yıl yaşasa hesap sorulmaz o 1000 yıldan. Başı la ilahe illallah, sonu la ilahe illallah. Ha işte bak her durumda bunları yapmak, Allah'ı her durumda zikretmesi. Hakka tükatinin manası budur. Evet, asla unutmaması gerekir. Öyle diyor. Ben yeşkura ve la yekfura ve la yemişkara ve la yukfara. Şükredilmesi, nankörlük edilmemesi nimetlere. Su içtin elhamdülillah de. Şükür de. Yemek yedin şükür elhamdülillah de. Bir şey başardın elhamdülillah de. Şükür de. Allah hamdolsun de. Evet. Hemen nimetleri hatırlayıp şükretmeliyim. Nankörlük etmemeliyim. Evet. İttekullah hakka tukadihin manası budur diyor güzel Peygamberimiz. Bunlara elimizden geldiği kadar, imkan olmadığı zaman yapamıyoruz. Ama fettekullah nestata'tum. Evvela ittekullah hakka tukatihi.
Allah-u Teala'dan hakkıyla korkun. Nasıl korkunmuz gerekir, öyle korkun buyurunca çok ağır gelmiş sahabilere. Yapamayız ya Resulallah. Efendimiz demiş ki yanlış söylüyorsunuz. Yahudiler de öyle söyledi. Biz bunları yapamayız dediler. Melun oldular. Öyle demeyin. Yola koyulun. Allah ne derse desin. He deyin. Müslüman Allah'a ve Resulullah'a he deyendir. He deyin. Elinizden geldiği kadar yola koyulun. Bitiremiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Allah'ım yola koyuldum ama bu kadar başarabildim deyin. Hayır başaramam demeyin demiş. Onun üzerine bu ayetleri nazil olmuş. Vettekullah mestatatum, müminlerin üzüldüğünü görün Allah. Elinizden geldiği kadar yapamayacağınız şeyleri ben sizden sormam. Ama her an unutacaksınız, unutmayacaksınız, nankörlük etmeyeceksiniz. Evet, Yahudilerin söylediği gibi semina ve asayna, tamam duyduk da biz bunu yapmayacağız demeyin. Sakın kulu semina ve atana. İşittik, itaat ettik. Ama gufranike, bu kadar başarabildik. Affet ya Rabbi, bizim eksiklerimizi tamamla ya Rabbi deyin. Müminler böyle söyler. Emen Resul de bunlar var biliyorsunuz. Evet, işte böyle söylerseniz Allah imtihan eder. Sehhelallahu Teala. Allah-u Teala sizi bu imtihanı kazandınız mı? Kolaylaştırır, kolaylaştırır. Evet. Hakkıyla Allah'tan korkmanın bunlardır. Bu gibi şeylerdir buyuruyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan naklemiş. Bu konuda başka hadisler de gelecek ve geçti. Hakku kebiril ihva, kardeşlerin büyüğünün hakkı, ihva ah kelimesinin çoğuludur. Bir nikahlı ana babadan doğan çocuklara ihvan derler. Evet, ihvan din kardeşlerine de söylenir. İhvanül Müslümin, Müslümanlar kardeşler. Evet, müminlerin kardeşi. Müminler müminlere kardeştir. Ama esas kardeş aynı ana babadan doğan. Evet, aynı anadan babadan doğanlar. Bunlara denir. İşte bu kardeşlerin büyüğünün hakkı alâ sagîrihim, küçük, kendinden küçük kardeşler üzerine. Büyüğünün hakkı onlara göre, büyüğünün hakkı ke hakkul validi ala veledihi. Evet, babanın çocuğu üzerinde hakkı gibidir. Babanın çocuğu üzerine emretme hakkı var. Onu eğitme, terbiye etme hakkı var. O çocukların babalarına itaat etmek mecburiyeti var. Küçük kardeşlerin de büyük kardeşe böyle işte baba gibi görme. Baba gittiyse, öldüyse büyük kardeş baba gibidir. Onun haklarına sahip ol. Ona öyle saygı gösterilecek. Evet, ona muhalefet edilmeyecek. Evet, onun rızası hep gözetilecek. Hakim Müstetekin'de Sa'd bin Ömer'den o nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, hakkun ala men kâme min meclis. Min meclisin hep hakkun kelimeleriyle, hakkun borçtur. Alâ men kâme min meclisin, Müslümanların oturduğu, Müslümanların hep beraber bulunduğu bir meclisten kalkıp giden adam üzerine haktır, borçtur. Ne? En yüsellim aleyhim, esselamu aleyküm demesi. Evet, bir mecliste oturuyorsunuz, kalkıp giden adam işi var, tamam, esselamu aleyküm diyecek. Giderken esselamu aleyküm diyecek. Bu borçtur, haktır. Evet, zelkel meclis, ala zelkel meclis indehu müfarakatıyım, önde müfarakatıyım ayrılırken. Ve hakkun ala men ete meclisen en yüsellime, geldin dışarıdan buraya, oradaki adama esselamu aleyküm diyeceksin. Veya selamun aleyküm diyeceksin. Cevap da ve aleyküm selam. En az cevap budur. Ve aleyküm selam. Ve ilave etmesen benim ihtiyacım yok, senin olsun. O manaya gelir diyor müfessirler. Vize huyyitun bitehiyyetin
فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَبْرُتُّهَا ayet-i cellesinin tefsirinde ve aleyküm selam. En azından bu. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam diyecek. Hiç olmazsa bir tanesi. Bir tane söylediği zaman ötekilerden borç düşer. Çünkü selam vermek aynen böyle söylüyor. Evet. اِنَّمَا كَانَ رَدُّ السَّلَامْ فَرْضًا. Selamı cevaplamak, selam veren adamı cevaplamak farzdır. وَبْتِدَاءُهُ sünnet. Selam vermek sünnet. Ama bu selam verildiği zaman ve aleyküm selam demek farzdır. Farzdır. Evet. Şimdi selam ne demek? Güvende ol. Endişelenme. Evet. Allah size selamet versin. Evet. Benden kötülük beklemeyin. Evet. Benden kötülük beklemeyin. Allah iki cihanda size güzellikler ihsan etsin diye duadır selam. Onun için iki dünyada, iki cihanda, dünya ahiret selameti, hayrı dileme anlamına geldiği için kafire selam verilmez. Kafir çünkü ebediyen haliden muhalleden fiha ebede. Kur'an'da ifade bu. Haliden dese de olurdu ama bakın haliden muhalleden fiha ebeden. Üç defa söylemiş. Ebedi, 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 ebedi diye Allah. Kafirlerin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenlerin ahirette hiçbir nasibi yok. Ebedi, ebedi, ebediyen cehennemdedir buyuruyor Allah. Onun için kafire selam verilmez. Selam verilmez. Evet. O bize, biz ona karşılaştık mı insandır. Good morning, bonjour, guten tag. Neyse hangi gavursa, hangi millettense gavursa onun diliyle veya günaydın, günaydın tamam. Dünyada tamam. Sen bana selam verdin, ben de sana günaydın tamam. Benden zarar bekleme, senden zarar gelmeyeceğini söyledin. Dünyada söyle ama ahirete ilişkin selam veremeyiz. Evet efendim, meclise gelen adamın selam vermesi borçtur. Ayrılırken selam vermesi borçtur diyor Ahmed İbni Hanbel Muaz bin Enes el-Cüheni radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Hakkul veledi alel validi en yuallimehu el-kitabe. Çocuğun babası üzerindeki hakkı yazıyı ona öğretmesidir. Çünkü her şeyin başı okumak, yazmak. Yazıyı öğretecek. Dikkat ediyor musunuz? Kızı oğlanı ayırmadı peygamber. Kızlara da öğreteceğiz, oğlanlara da öğreteceğiz. Babası öğretecek. Babası öğretecek yerlerini gönderecek. Ama kızların okutulmaması hakkında da hadis var. Bu şuna ifade ediyor. Bunların hepsi beraber değerlendiriliyor. Diyor ki evlilik anında genelde bu özel durumlar, istisnalar kaideyi bozmaz. Kadının erkekten azıcık aşağıda olması lazım. Çünkü duyguları işte yaratılışı itibariyle farklı şeylerdir. İkisi denk olurlarsa kültür, ilim, para bakımlarından hele üstün olurlarsa kavga olur. Genelde kavga olur. Horozlanır. Halbuki kavvamun alen nisa, ricalu kavvamun alen nisa. Kur'an'da ayet. Biz size aktarıyoruz. Biz aracıyız. Evet, kadınlar evlendiği zaman erkekler kadınların üzerine idarecidirler. Ev reisi kocadır. Bizim eskiden medeni kanımızda da bizzat bu ifade vardı. Ev reisi kocadır ifadesi vardı. Avrupa Birliği'nde kaldırdılar. Onlar çünkü bambaşka dünyanın insanları. Bizde de vardı ama şimdi dinimiz kıyamete kadar baki. Özel hayatınızda dinimizin emirlerini uygularsınız. Size ait bir şey. Evet ama kadın da kocası da eşit veya kadın üstün olursa ben senden üstünüm demeye, horozlanmaya gider. O zaman da kavga olur. Biz böyle çok kavga ayırdık. O sadette kadınları okutmayın.
demiş olabilir Peygamberimiz. Burada da görüyorsunuz, erkek kız karıştırmadan yazıyı öğretmek babanın borcudur dedi ki Efendimiz de Ayşe anamızla küçükken evlenmiş, nikahlanmış. Hatta Medine'de sonradan gerdeğe girmişler. Neden evlenmiş? Birebir okutmuş onu. Ayşe anamız radıyallahu anha validemiz allame bir kadındır. Süper zeki. Dinin birçok hükümlerini ondan öğrendik. Yani ihtiyaç kadar mutlaka okutacağız. Bize gümrük memuru lazım. Kadınlar arıyor çünkü aramazsa PKK ne yapıyor? Bak her şeyi yapıyor. Bunun gibi orada lazım. Bize doktor hanım lazım. Evet. Erkeğin önüne yapmasın kadın. Evet, çaresiz kalırsa tamam da varsa işte ihtiyacımızı görürüm. Efendimizin de zamanında hastalara bakan kadınlar vardı. Hendek Harbi'nde Sa'd bin Muaz yaralanmıştı. Götürün dedi, falanca bunu tedavisiyle uğraşsın dedi. O da onunla uğraştı. Uhud Muharebesi'nde kadınlar yaraları sardılar. Evet, böyle hizmetler gördüler. Yani ihtiyaç kadar okutulabilir ama işte bu açıdan evlenirken bunu düşünmemiz lazım. Yoksa sık sık kavga olur. Böyle ondan dolayı demiş olabilir ama burada da gördüğünüz gibi babanın çocuğuna kitabeti yazmayı öğretmesi lazım. Evet, bütün bu yazı okuma bilmesi her sahada gerekli oluyor. Bir şey yapacaksın, lahon nereye gidiyor, okuyamazsa nereden bilecek, soracak kimse yok. Çok önemli. Yazmayı ve sibaha, yüzmeyi öğretmesi lazım. Bazen yolculuğa çıkılıyor, bazen sel baskını oluyor. Yüzmeyi öğrensin ki tehlikeden kendini kurtarabilsin. Evet, ve rimaye, evet, onu ve atışı da öğrenmesi lazım. İş başa düştüğü zaman Kara Fatma gibi olmak lazım. Erzurumlu Nine gibi olmak lazım. Ermenilere karşı nasıl kahramanca savaştı Erzurumlu ninemiz, nasıl Kara Fatma İstiklal Harbi'nden nasıl düşmana karşı ayak koydu, karşı durdu. Evet, iş başa düştüğü zaman böyle olacak. Ümmü Seleme anamız da Hendek Harbi sırasında bir kaleye kadınları toplamış Efendimiz. Başına Ümmü Seleme anamızı dikmiş, hanımı. Kapıya da Şair Hasan dikmiş. Güzel şiir söylüyor. Kibar bir adam. Savaşma şeysi yok. Yeteneği, kabiliyeti yok. Onun için kapıya dikmişler onu. Dışarıdan gelenler isade edip etmeyecek. O şeyde, konakta, evde kadınların bilhassa Peygamberimizin hanımlarının olduğunu bilen Yahudiler aslında anlaşmaları var. Hiç Müslümanlara zarar vermeyeceğiz diye. Ama Peygamber savaşta uğraşırken bir Yahudi bir arkadaşıyla beraber o konağa gitmiş ki Peygamber'in hanımlarına tecavüz ede, zarar vere, ondan sonra laf çıkaracak. Efendinin değerini düşürecek. Bunu Ümmü Seleme anamız görmüş. Yahudinin attığı adımdan ne maksatla geldiğini anlamış. Hasan oğlum demiş. Şu sırrı al demiş. Şu Yahudin hain bir fikirle geliyor. Kapıyı demiş azıcık şöyle unutmuş gibi kıytarık bırak. Kilitlemeyi unutmuş gibi numara yap. Kenara çekil. Şu sırrı al. Kafir içeriye başını soktuğu anda kafasına vur. Öldür demiş. Kötü niyetle geliyor. Anacığım demiş, ben şair adamım demiş, böyle işleri yapamam. Çekil demiş korkak. Almış sırrı elinden, kapının arkasına kendisi geçmiş. Yahudi de, ne kadar çocuklar gördünüz mü? Kapıyı da unutmuşlar ya falan diye numara olduğunu düşünememiş. Kafasını uzatmış, kimse var mı, nöbetçi var mı diye. Tam o sırada Ümmü Seleme anamız bir vurmuş kafasına. Yahudi 5 metre uzanmış.
o anda gebermiş. Oğlum Hasan demiş, bu zengin bir Yahudi'ye benziyor. Ganimet demiş, al üstündeki paraları demiş. Görüyorsun aciz demiş, bak askerimiz orada çarpışıyor, biz demiş aciz. Anacım demiş, ben korkarım kandan demiş. Kendisi soymuş. Öyle bir kahraman. Kadınlar her zaman gerekli. Evet, onun için kadınlara da yüzmeyi, askerliği, yazmayı öğretmek babanın görevidir. Ben la yerzukahu illa ben sadece helaldan, güzel şeylerden onu doyurması babanın görevidir. Çocuğun baba üzerinde hakkıdır. Evet, helal kazanmalı. Kesinlikle haram şeylerden kazanmaktan uzak durmalı. Haram yedirmeli. Evet. Evet, daha gerisi de var. Baba kazandığı zaman niye bağırıyorsun baba dememeli. Niye bağırıyorsun ona dememeli. Yumuşak söylemeli. Peki anacığım, peki babacığım demeli. Çocuk, evet, kanatları indirmeli, horozlanmamalı. Evet, bu babalık, analık hakkıdır, çocuğun görevidir. Hem öğretecek, hem de evet bunları öğretecek, hem de çocuğa böyle şey edecek. Evet, asla sövmemeli, asla sövmemeli. Evet, diyor güzel Peygamberimiz Tirmizi. Beyhaki Ebu Rafi' Mevla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin hizmetçisi Ebu Rafi'den nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Demiş ya Resulallah, bizim çocuklara karşı görevimiz ne? Çocukların bize hakkı ne? O zaman söylemiş bunları. Ebu Rafi'den naklemiş. Hakkul veledi ve ala vele alidihi yuhsinu ismehu. Şimdi babanın çocuğu üzerinde hakkı söyledik. Şimdi çocuğun babası üzerinde hakkı nedir? Evet. Şimdi moda oldu. Hiç manasını bilmeden orijinal isimler seçiyorlar çocuklara. Çocuk doğduğu zaman. Herkesin dikkatini çeksin diye. Bakın biz de Peygamber'in emrini size duyuruyoruz. Çocuğun babası üzerinde hakkı en yuhsine ismehu, güzel isim vermesidir. Güzel isim vermesidir. Evet, şimdi moda oldu. Aleyna. Aleyna, aleyhimize olsun demek. Beddua ediyor hani kendisine. Kızın adını aleyna koyuyorlar, kızların adını şimdi. Dükkanların başına aleyna. Aleyna muazzası yahu. Kendine beddua ediyorsun be adam. Şaşkın adam. Böyle. Korkak mesela verilmez. Korkak adam verilmez. Çünkü sen ne diyorsun? 40 defa ne dersen olur diyorsun. Doğrudur. Kötü ismin insanın etkisi var. İyi ismin insana etkisi var. Hep onu söyleye söyleye faydası var diyor. Evet, onun için babaları çocuklarına güzel isim takmak zorundadır. Çirkin isim takmamalıdır. Evet, çirkin deyince mesela fahişe adını gelen bir isim takmış, kimsenin duymadığı. Şimdi soruyor, demişler hocaya bir sor. Dedim kızına fahişe desek ne desin? Rica ediyorum hocam falan. Senin dedim taktığın isim o manaya geliyor dedim. Ben takmış ya, olur mu? Gördün mü? Şimdi köpek mesela. Köpek iyi bir şey değil. Evet, köpeğin iyi tarafı vardır, sadıktır da köpek köpektir ya. Öyle takılır mı? Şimdi görüyorsunuz filmlerde de köpek diye. Adamın da ne yaptığını görüyorsunuz. Bu işte ismin insan üzerine şeysi var. Evet. İtenasüb hikmeti beynel. Evet, bunun şeysi var. İlgisi var diyor. Onun için güzel isim takmak zorundadır. Güzel isim, bak şimdi burada ne diyor bak. Mesela zafer vermemelidir ismini. Zafer. Bir sürü zafer var şimdi. Ben de onu duyuruyorum sana. Neden istemiyor Peygamberimiz?
Mehmet, yanında Zafer var mı? Yok. Peygamber bunu sevmiyor. Zafer yok demeyi sevmiyor. Onun için Zafer demeyin, böyle laflara sık sık sebep olursunuz diye. Mesela Yesar, kolaylık. Yesar demeyin çocuğunuza. Neden? Ali, yanında Yesar var mı? Yok. Yanında kolaylık yok, zorluk var. Ağzından çıkanı melekler yazar diyor. Onun için bunlara sebep olduğundan böyle isimleri vermen diyor. Sordukları zaman yanlış beddua eder gibi. Evet, isim verirken bunlara dikkat edeceksiniz. Dikkat edeceksiniz. Evet. Ve yuallimuhu salat. Namazı öğretecek. Evet. Namazı öğretecek. Babasının mecburiyeti. Mümeyyiz olduğu zaman camiye getirecek. Mümeyyiz olmadan camiden uzak duracak. Her zaman söylüyoruz. Delileri, sabi çocukları camiden uzak tutun diyor. İşer çünkü. Burada oyun oynar. Cami olduğu bilmez ki. Senin namazını, huzurunu bozar. Burada öyle yapıyorlar. Buraya ziyarete gelmiş. Çocuklar getiriyor namaza, burada düşüyorlar, bağırıyorlar. Senin namazında, benim namazımda gidiyor. Biz Hazreti Ali gibi namaz kılamıyoruz, ne yapalım yani? O namaza durduğu zaman ok çıkarmışlar, bir de dağlamışlar kızını demiş, hiç haber olmamış. Biz dedi mi kulağımız oraya gidiyor. Allah bizi affetsin. Onun için Peygamberimiz de biliyor. Çocukları camiye, sabi çocuk camiye uzak tutun diyor. Hem işer hem de böyle yapar. Deliler de böyledir. Temiz yaşına geldiği zaman ara sıra alışsın diye. Evet, buluğ verdikten sonra mecbur namazı kıldıracaksın, öğreteceksin. Babanın görevi. Ve yüzevvicehu izâ edrake. Evet, evlenme yaşına geldiği zaman babanın çocuğunu, kızını evlendirmesi mecburidir. Haktır. Çocuğun hakkıdır. Babası, anası düşünecek kiminle evlendireyim diye. Plan, tecrübesi var çünkü o daha genç. Tecrübesi yoktur. Tabii çocuğun beğenmesi şartta ama sen de böyle tahkik edeceksin, düşüneceksin. Şu uygun, bu uygun gibi bir akıl yürüteceksin. Bu senin görevin. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden hakkul veledi ala velidi en yuhsine ismehu. Evet. İsmini güzel yapması, ondan sonra süt emecek adam, kadını güzel seçmesi, tadı tutar, süt tadısı tutar kocası çocuğuna. Ama diyor ki Peygamberimiz, aptal karılarla evlenmeyin, aptal kadınlardan çocuğunuzu emzirmeyin, aptallık akıllık sütle geçer diyor. Ondan diyor Hazreti Ayşe, emzirdiğin kimse güzel bulacaksın, edebini güzel yapacaksın. Evet, bakarsan mesela Nafi ismini vermen diyor. Neden? Faydalı demek Nafi. Nafi orada mı? Yanında var mı? Yok. Sevmiyor Peygamberimiz. Yanımda faydalı bir şey yok demeyi sevmiyor. Çünkü iyi bir laf değil, faydalı bir şey yok demek. Buna sebep olur diye. Evet, böyle söylüyor. Mesela Yasir'i söyledik, Yesar'ı söyledik. Bereket, adı Bereket. Bereket var mı yanında? Yok demek iyi değil. Onun için bereket de verme. Evet, kar mesela, reba, kar, necah, kurtuluş. İyi değil. Neden? Kurtuluş orada mı? Yok. Burada kurtuluş yok. Sevmiyor Peygamberimiz. Yazarlar bunlar. İşleme koyarlar diyor. Onlar duyduklarını söylüyor. Harp. Mesela harp. Hazreti Ali cengaver adam. Fatıma anamızla evlendikten sonra Hazreti Hasan doğmuş. Babanın hakkı ya. Ali demiş, ne koyalım? Babanın hakkı ya. Peygamber de olsa babanın gönlünü alıyor. Harp ya Resulallah demiş. Savaş keskin. Ya öyle deme demiş ya. Hasan koyalım ya. Hasan güzel demek. Hasan koydurmuş. İkinci çocuk Hüseyin. Ali ne koyalım demiş. Harp koyalım ya Resulallah demiş yine. Mücahid de Hazreti Ali. Hüseyin koyalım. Baksana Cebrail öyle söylüyor.
Cebrail koymuş o atları, peygamber tamam demiş. Evet, bu şeyler var. Onun için acı, mürre, mesela hüzün, üzüntü. 40 defa üzün dersen adam üzüntüden kurtulamaz. Evet, böyle şeyler söylememeli. Ters şeylere konuşmaya sebep olacağın. Ebu Hureyre'den bu hadis-i şerifi Deylemi keza Yusuf bin Said'den nakletmiş. Evet, hulvetü dünya, dünyanın tadı mürretül ahira, ahiretin acısıdır. Evet, para kazanmak tatlı, değil mi? Eğlenmek tatlı, nefsin hoşuna gidiyor. Oh, vur patlasın, çal oylasın, nefsin hoşuna gidiyor. Tatlı, dünya tadı bunlar. Ama bu ahiret acısıdır diye. Dünya tadı ahiret acısıdır. Dünyayı ahirete basamak yapacaksın. Kazan, zengin olma demedi. Helaldan kazan, hayırları harca dedi. Fakir adam hayırcı olmaz, bu camiyi yaptıramaz. Ama bu çetin bir imtihan. Para dağlı olduğu için zengin olunca daha dağlanırmış. Onun için millet es geçiyor, öbür tarafı da unutuveriyor. O işte bunlara sebep olduğu için dünya tadı ahiretin acısıdır. Evet, ve mürretü dünya hulvetül ahira. Dünya acısı ahiretin tadıdır. Çünkü kalp bir tanedir diyor hoca. Nefis bir tanedir, kalp bir tanedir. Bir tane yerde iki şey olur mu? Onun için Allah korkusu varsa cehennem korkusu olmaz. Evet. Devamlı Allah korkusu varsa cehennem korkusu olmaz. Ama Allah korkusu yoksa cehennem korkusu olur. İşte bir yer, bir şeyde iki şey olmaz. Ondan diyor, yani dünya edinmeyin değil, dünya tat zevk alacak şekilde dünyaya tapmayın. Taparsanız ahireti unutursunuz. Ahirete acı olur. Evet, ahirete acı olur. Güzel peygamberimiz bize bunu hatırlatıyor. İsa aleyhisselam da böyle söylemiş. Ruhullah İsa aleyhisselam. Evet, dünya ve ahiret sevgisi bir kalpte, müminin kalbinde olmaz. Biri varsa öteki olmaz. Çünkü ateşle su gibidir bunlar. Ateşi suya koyarsan o ateş olmaz. Değil mi? Suyu ateşe koyarsan gene olmaz. İkisi bir arada durmaz. Dünya ile ahiret işte böyle. Sevgisi böyledir. Dünyaya tapmak böyledir. Diyor İsa aleyhisselam. Ahiret sevgisiyle dünya sevgisi bir arada bulunmaz. Biri varsa öteki gider. Öteki varsa bu gider. Evet. Ahmed İbni Hanbel, Begavi, Tabarani, Beyhaki, Hakim Müstedekinde, İbn Asgar, Malik, El-Eş'ari Hazretlerinden naklemişler. Malik Eş'ari radıyallahu anh vefat edeceği zaman anlamış öleceğini, sülalesini toplamış. Ya maşerel eş'ariyin, şimdi söyleyeceklerimi bütün akraba birbirine ulaştırsın. Öyle diyor. Ahiret tadı dünya acısıdır. Dünya tadı ahiret acısıdır. Unutmayın, dünyaya tapmayın. Ahireti unutmayın demiş. Evet, son hadis okuyoruz. Hamelül asa alametül mümin ve sünnetül enbiya ve sünnetül enbiya. Asa, dayanmak için asa, taşımak müminin alametidir, şerefidir, faziletidir, peygamberlerin sünnetidir. Allah onlara salatü selam eylesin. Neden? Musa aleyhisselam elinde asa vardı, değil mi? Asa vardı. Elki asak. Asanı koy yere bakayım Musa. Koyunca Firavun'a gitti ya, elinde asa vardı, gençti. Gençti, asa vardı. Ha, Firavun karşısında
Firavun için susturacak. Orada adamları da var. Elke asak. Asanı koy Musa yere. Taha'ya bakın. Hemen ejderha oldu. Ötekiler de hazırlamışlar. Onun cambazları, sihirbazları. Deriden borular yapmışlar. Deriden boru. İçine civa doldurmuşlar. Koymuşlar ortaya. O sıcakta tabii civa genişleyince deri böyle, üstüne de ilan resimleri yapmışlar. Isınınca başlamışlar böyle kıvrılmaya. Civa genişliyor çünkü. Musa aleyhisselam korkmuş. La tahaf. Korkma Musa. Elki asak. Asanı koy. Koyu koymaz muazzam bir ejderha olmuş. Asa hepsini yutmuş. Ondan sonra sihirbazlar biliyorlar yaptıkları sahtekarlığı. Bu işin gerçekten Allah işi olduğunu bilmiş, eğilmişler. Hemen mümin olmuşlar. Şehadet kelimesi getirmişler. Zaten hepiniz beraberdiniz, beni aldattınız diye onların kellesini vurdurmuş. Öyle diyorlar. Aynen Kur'an'da var bu. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâne rasûlâ fektübüne maaşşâhidîn. Allah'ım biz inandık. Evet. Gerçekten ilim sahibi görüyor gerçeği. Ondan sonra diyor ki korkma Musa. Evet. Elini diyor koynuna sok bakayım. Normal elini. Elini koynuna sok. Çıkar. Sokuyor. Bir çıkarıyor. Nur saçıyor eli. Hadi sen sok bakalım. Bu bir mucize. Allah'ın aha. Firavun bunları görünce oradakiler inanmışlar. Firavun tabii kafirin önüne geleni İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselamla işte uğraşıyor. Neticede biliyorsunuz kızıl topluyor, haber veriyor Allah onlara. Topla diyor buradaki müminleri. Kızıldeniz'e geliyorlar. Firavun da onların kaçtığını, gece yarısı kaçtığını görünce arkasına ordusunu takıyor. Oralara gittim ben. O Kur'an'da geçen şeyler aynen duruyor. Yani inanmadığımdan değil de insan görünce bambaşka oluyor. Evet. Deniz ikiye bölünmüş. Geçmişler gitmişler. Onlar şeyin öbür ucuna varırken bir Firavun da gelmiş. Bakmış deniz ikiye bölünmüş. İleri marş marş demiş o da. Musa aleyhisselam çıktıktan sonra deniz kavuş vermiş. Firavun'un ordusu, Firavun çok zeki adam. Aynen yatıyor. Kel kafalı, kısa boylu, esmer bir herif. Cingen zaten. Cingen soyundan. Çok zeki. Ben Musa'nın tanrısına inandım. Hemen geliyor. El ene. Şimdi mi lan? Geliyor Cebrail aleyhisselam. Şimdi mi lan diyor. O pis ağzına bugün gel. Yani eşhedü en la ilahe illallah demiş. Musa'nın dinine inandım. Şimdi mi lan demiş. Geçti bir ölüm pazarı. Süreçlerini diye. Ağzına çamur sıvamış. Söyletmemiş. Yani son andaki iman geçersiz. Bütün kafirler ölürken cehennemi görüyorlar. Mümin oluyorlar. Ama geçti barın pazarı. Süreçlerini diye. Evet, o iman kabul değil. Firavun'unki de kabul değil. Evet, orayı geçtikten sonra susuz yerler, çöl. Allah kuyu vermiş, su fışkırmış. Halen duruyor orada su. Evet efendim, işte Musa Aleyhisselam asası nasıl peygamberin elinde. Nasıl ona iş gördü ya. Senin asan da iş görür. Tehlikeleri kovarsın. Sana tecavüz edenleri def edersin. Düşerken dayanırsın falan filan. Onun için peygamberlerin sünnetidir. Sene de fazilet sebebidir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şeysi vardı. Onu taşımak bu bakımdan sünnettir. Bir ağaç dalı. Ama tabii bu peygamberin sünneti diye. Sünnet diye olursa böyle. Ama şimdi adam dibek gibi sağlam, öyle gururlu, bir de asa alıyor. Bu kibir alameti. Kibir, bu niyetle
Peygamber'e uymak niyetiyle biz söylüyoruz. Farz kıldıktan sonra yeriniz değiştirin diyoruz. Hadis okuyoruz. Kimse taktığı yok. Basit bir sünnet ya. Aciz misiniz ya diyoruz. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Değiştirin yerinizi diyor. Peygamberimiz söylüyor bunu. Kimse takmıyor bizi ya. Biz de söylüyoruz, bizden vebal gitti. Yanındakiyle yer değiştir. Önünü arkanı yer değiştir ya. Basit bir şeyden dolayı, peygambere uyma niyetinden dolayı cennete gideceksin ya. Bu basit şeyle kaçırılır mı? Ama hiç kimseye taktığı yok. Hiç yaptığı yok. Öyle alışmış, öyle görmüş. Evet, bu asa da sırf peygamberin sünneti diye alınırsa güzel. Kibir alameti olarak değil. Kibir alameti olarak değil. Evet. Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi nakletmişler. Her konuda basit gör olsa bile peygamber yaptı diye o güzellikleri yapmak lazım. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim el ladî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sabrık. On üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler, ilm-i salavat ve teslimatın erva-i paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el-i ashab, etbaalları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin erva-i kudsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasat eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız ve şeyh efendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, mezun, kayyimin, cemaat-i müslüminin
bu civarlarda metfun olunan evliya, ulema, sulaha, şöyle müminatın bu aziz vatanı bize hediye eden, bu aziz vatan için şimdi de canlarını bezleden, sıkıntıya giren şühedanın kuzatın hayır eserleri dikerek kıyamete kadar bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirenlerin ve arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış gariplerin ervahına bağışladı, vasıl eyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya ilahel alemin imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımız helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle bizi. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle bizi. Hakiki kulum dediğin salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerinin her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. La ilahe illallah sözünü etimize, kemiğimize, bütün zerrelerimize sinistir ya Rab. Son sözümüz de bu olsun ya Rab. Peygamberimizin ilk sözü La ilahe illallah, son sözü La ilahe illallah olan cennete girer buyurdukların arası girmeyi bize nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.